Muhterem Müslümanlar, mülkün yegane sahibi olan yüce Rabbimiz en küçük zerreden uçsuz bucaksız kainata varıncaya kadar her şeyi bir ahenk ve düzen içerisinde yaratmıştır. Yaratılıştaki bu muhteşem uyum sünnetullah'a yani Allah'ın hükmüne ve kanunlarına göre işlemektedir. Bizlere düşen bu ilahi düzen ve yasalara göre hareket etmek Evrende var olan sebep sonuç ilişkisine uygun davranmaktır. Aziz müminler, sebepler dairesinde cereyan eden hadiselerden biri de afetlerdir. Deprem gibi afetlere engel olmak elbette mümkün değildir. Ancak akıl, bilim ve tecrübe ışığında afetlere karşı tedbir almak ve bunların yol açacağı tahribatı en aza indirgemek öncelikli görevimizdir. İslam'ın emrettiği tevekkül anlayışının gereği de budur. Dinimiz önce bütün tedbirleri almamızı, üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmemizi emreder. Ondan sonra Allah'a tevekkül etmeye, ona güvenip teslim olmaya davet eder. Nitekim bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim?" yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap vermiştir. Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Kıymetli Müslümanlar, aldığımız bütün tedbirlere rağmen acı bir hadiseyle karşılaştığımızda ise biz müminlere düşen sabırlı ve metanetli olmak Allah'ın takdirine rıza göstermektir. İçinde bulunduğumuz durumu aklı selimle değerlendirmek, ihmal, yanlış ve hatalardan gerekli dersleri çıkarmaktır. Cenab-ı Hakk'a tazarruda bulunmak, tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla ona sığınmak, rahmet ve yardımını istemektir. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah yanlış yoldan dönsünler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Evet, afetlerin kötü neticelerinin bir kısmı kendi hata ve ihmallerimiz sebebiyledir. O halde geliniz, afetlere karşı bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı olalım.'' Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala birinizin yaptığı işi en sağlam şekilde yapmasından memnun olur. Hadisini kendimize rehber edinelim. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizin gerçeklerine uygun adımlar atalım. Evlerimizi en doğru yere, en sağlam malzemeyle ve en güzel şekilde inşa etmenin gayretinde olalım. Heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde dere yataklarında bina yapmaktan kaçınalım. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Aziz Müslümanlar, yüzlerce vatandaşımızın vefatına, binlercesinin etkilenmesine sebep olan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin seneyi devriyesi olan yarın saat 18.57'de depremlere karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde çök, Kapan tutun hareketleriyle deprem tatbikatı yapılacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Es'aizü <Sessizlik> billah ve men ahyaha feke annema ahya'nnas cemia. Kim bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur buyurmaktadır. Bir canı kurtarmak, bir insanın hayata tutunmasına katkıda bulunmak, bu amaca yönelik faaliyetlerin içerisinde olmak son derece saygın ve değerlidir. Bu vesileyle siz kıymetli kardeşlerimizi bulunduğunuz yerdeki en güvenli noktada hem bu tatbikatta yer almaya hem de AFAD tarafından verilen eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Hutbemi bitirirken, geçmişten günümüze afetlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak, ülkemizi, milletimizi, ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun.